Koto. Evet, gerçekten Ali Ünlü'nün soyunma odası konuşması tüyleri diken diken ediyor. O kadar motive etmiş ki futbolcuları. İşte bugün 2-1 de olsa deplasman takımı Hacettepe Ereğli Belediyespor kazandı. 4-4 yaptı, 12 puanla ligin zirvesinde. Rakiplerine artık gözdağı veriyor Ereğli Belediyespor. Acaba diyorum ki o sene bu sene mi? Az sonra da sürpriz telefon bağlantımız ekranlarda olacak. Şimdi ben evet. Bu sene başından beri diyorum o sene bu sene olacak Ereğli Spor için. Lige katılacak mı katılmayacak mı diye düşünürken Akın Kati Ali Pospek ile beraber Akın Kati Başkan takıma sahip çıktı ve önemli oyuncular transfer ettiler. Zaten Gökmen Boşoğlu teknik direktör ve önemli konu. Ben bir takım kursam, hedef oynayacağım bir takım olsa kesinlikle Ali Ünlü'yü almadan bırakmam. Evet, tüylerim diken diken oldu. Bunu çünkü bir sezon başında da bunu Akın Katı Başkan'la da görüşmüştük. Yani ilk transferin kim olacak diye demiştim. Hani Ali Ünlü'yü ben çok da severim. Buradan da selam olsun. Dedi ki ilk transferim Ali Ünlü olacak dedi. Demişti. Evet. Akın Katı Başkan. Telefonumuz hazır. Telefonumuz hazır. Sevgili seyirciler, Ereğli'yi çok iyi bilen, iyi bir gazeteci, iyi bir kulüp başkanı. İki tane kulüp var demiştik az önce. Altyapıya önem veren. Kaan değil mi? Kocaman. Telefon attığımızda. Alo. Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar Kaan Başkan. Gazeteci meslektaşım. Ne desem her türlü her şey var. Her şeye uyuyorsun. İyi akşamlar diliyorum. Hoş geldin Spor Kritiğe. Hayırlı akşamlar. Hayırlı yayınlar diliyorum. Evet, stüdyomuzda Selçuk Koçaklı var. Evet. Kendilerine buradan çok sevgilerimi iletiyorum. Sporun emeklisi, sporun dostu insanları orada. Allah hepinizden razı olsun. Tüm amatör spor ve tüm spor hizmet etmiş insanlar adına size tekrardan teşekkür ediyorum. Bu güzel program için, bu emek için sizin emekleriniz yadsınamaz. Sizler bu gençleri heyecanlandıran ve tetikleyen güzel insanlarsınız. Varlığınızda bu amatör spora, bu profesyonelliklere renk katıyorsunuz. İyi ki varsınız. Evet, ne kadar güzel giriş yaptın. Bizden daha hocam, güzel bağlı. Giriş yaptın. Öyle ağzına giriş sağlık, yaptı ağzından ki bize bir şey kalmadı. Teşekkür ederiz Kaan Hocam. Şimdi biz spor kritik programı yapıyoruz ama evet. Senin de bir spor programı vardı. Başlayacak mı spor programı, gerçek spor programı? Biliyorsunuz ki benim gerçek spor programının daimi yorumcusu Ali Ünlü'ydü. Bu sene artık bölgesel amatörlükte görev aldığı için evet. Programda böyle bir çalışma ama yapabilir miydim? Evet, yapabilirdim. Çünkü bir yandan süper amatör, bir yandan ikinci kulüp, bir yandan gazetecilik beni biraz yoracak bir de üstüne program gelirse diye düşündüm. Evet. Bu sene aslında biraz dinlenmeyi düşünüyorum. Sizin gibi değerli insanlarla zaman zaman bizim sesimiz olacağına da inanıyorum. O yüzden sizlerle güçleneceğime inanıyorum bu sene. Evet, Ereğli gerçeği var. Bir tane şimdi bu sene, o sene bu sene mi derken Selçuk'la Ereğli Belediyespor gerçeği var. Gerçekten Akın Katı müthiş bir ekip kurdu. Yani aklını kullandı. Gökmen Hoca, Ali Ünlü ve Alat Belediyespor'dan seçme futbolcular çeşitli kulüplerden en iyilerini getirip toparladı. 4-4 giden bugün de kazanan bir Ereğli Belediyespor vardı. Nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Akın Katı büyük bir emekçi. Evet. Hani az önce dedim ya, bizler amatörün yükünü çeken, zahmet veren insanlarız. Ve evet. Akın Katı da aynı zamanda bu yükü çektiği gibi rızkını, efendim cebindeki parasını bu gençlik için harcayan bir insan. Önce bu değer, böyle bir değere sahip olduğu için Ereğli Belediyesi çok şanslı. Evet, önce bunu belirteyim. Ve ilk kez bu sene Ereğli Belediye Başkanı Halil Pospik müthiş bir destek veriyor. Bakın, en çok eleştiren benim. Bunun altını diyorum Sayın Belediye Başkanı'na. En çok eleştiren lige girmiyor diye adeta tuta tutan bendim. Evet. Ama her şerde bir hayır vardır derler ya. Demek ki bizim bunu söylememiz lazımmış ki sevgili başkanımız bu sene Akın Katı'nın arkasında tüm gücüyle destekliyor. Yönetimsel ciddi anlamda müthiş şeylere imza atıyorlar. Öncelikle burada başta tüm yönetimi kutluyorum. İkinci konuya gelirsek sevgili Selçuk kardeşimin de belirttiği gibi hangi takıma gidersen özellikle bölgesel amatörlük ve amatörlüklerde Ali Ünlüsüz gitmeyeceksin. Evet. Yani şimdi Ali Ünlü gerçeğini yok saymak yani bir nevi Ali'ye haksızlık olur. Bugün Ali demek Gökmen Başoğlu demek. Bir evet. De böyle bir durum var. Hani bunlar
müthiş ikili, muhteşem ikili bir diğer tabirle. Şimdi bu kişilerde akın katıyla çok çok geçmişe dayanan hukukları var, dostlukları var. Tabii ki ben ilk etapta akın katı eleştirilmişti. Ali Ünlü ve Gökmen Başoğlu'yla yapıyor gibisinden bizim bu bölgemizde, ama en mantıklı adımı attığını şimdi herkese akın katı gösteriyor. Çünkü hem yönetimsel desteğin yanında bu ligleri kendi adı soyadı gibi bilen iki güzel insanla çalışıyor ve meyvelerini topluyor. Evet. Futbolun içine dönecek olursak, Ereğli Belediyespor çok koşan, bir diğer tabirle ısıran bir takım kurmuş. Yani bunun nasıl diyeyim, tabii ki eski öğrencileri biliyorsunuz, Ali Ünlü ile Gökmen Hoca'nın Alaplı Belediyespor'dan öğrencileri de var. Evet, burada. Evet, evet. Ve bu çocukların birçoğu da fedakarlık yapıp bu takıma geldi. Her ne kadar tabii ki yönetim ölçüm yapıyor, ama teknik boyutta, teknik heyette çalıştığı gibi çocuklar da aile ortamını görüp burada başarı olacağını bildikleri için fedakarlık ediyorlar. Yeri geldiğinde, ücretlerinde, yeri geldiğinde çalışma ve gayretlerinde. Hani ben takımın içerisine çoğu zaman girip gözlemlediğimde şunu görüyorum. Kimse orada şu kadar prim var, şu kadar para ver derdinde değil. Herkes orada biz bu sene bu işi yapmak zorundayız mantığıyla oynayan oyuncu portföyü var. Dakika 90, ayak basmadı ki yer bırakmıyor 32 yaşındaki Kaan Yıldırım. Bakıyorum, Ferhat Sergen. Dakika 90, bir 90 dakika daha koy, oynayacak. Keza forvet Orhan Yüksel. Yani nasıl diyeyim, defansı hallaç pamuğu ediyor. Yani ben şöyle söyleyeyim, bu sene olmuş, bir iki rütüş var, bir iki rütüş olması lazım. Olacağını da duydum bu hafta için. Bir bilemedin ki, tabii ki bununla ilgili yönetim toplanacaktır. Ekonomik olarak ne yapabilir, nasıl bir transfer yapabilir, bu hafta için toplantı yapacaklar. Oradaki efendim ekonomik pozisyonlarına, şunlara bakarak o bir iki eksik demeyeyim de hani, daha güçlü olması gereken yerlere transferleri iki tane olacak diye duydum. Evet. Yani ama şu var, hani sonuç itibariyle Ereğli Belediyespor bu sene istiyor, adını söylemiyor, nazara gelir diye. Evet. Adını kullanmıyor ne istediğinin, ama o sene, o sene bu sene demiyorlar, bu sene omuz omuza diyorlar. Ha, güzel. Bu iş omuz omuza olacak gibi duruyor. Evet. İnşallah diyorum, çünkü biliyorsunuz ki buradaki bir takımın 3. lige çıkması arkadaki vagonları da çeker. Lokomotif giderse vagonlar gider. Aynen. Yani bugün bizim lokomotifimiz Ereğli Belediyespor'sa onun ilerlemesi lazım ki biz ilerleyelim. Bu böyledir. İnşallah bu sene bu yönetim anlayışıyla, bu teknik kadroyla ve bu oyuncularla o omuz omuza dedikleri olay gerçekleşecek diye umuyorum. Evet, şimdi Ereğli Belediyespor 12 puan 4'te 4'te devam ediyor, ama en güçlü Ereğli Belediyespor'u zorlayacak rakip olarak kimi görüyorsun? Bu hafta içi Perşembe günü oynayacakları Taşköprü'yü görüyorum. Evet. Çünkü Taşköprü aynı zamanda benim anne tarafından memleketim. Evet. İçeriden bütün gerekli bilgileri de aldım. Yani hani şöyle söyleyeyim... gerçek anlamda bu ligde önemli köklü takımlardan biri ve müthiş transferler yaptı. Ekonomik olarak müthiş harcamalar yaptı. Tabii, ama aslında biliyorsunuz, siz bizden daha iyi bilirsiniz. Evet. Her şey para değil bu liglerde. Ona bakarsanız bugün 30 milyonluk Çubuk Spor'un son bugünkü maçlardaki hali ortada. Eflen Spor'da benim bir evlatçığım var mesela, açık oynuyor. Evet. Abi diyor, Sabik bana yalvarıyor, kardeşim yavaş diyor. Bunlar nasıl 30 milyon harcamış diyor mesela. Evet, evet. Yani, her şey para değil bu ligde, ama herkes herkesi de yenebilir, onun da altını çizeyim. Bu görüntü bugün, hakim oldu zaten. Evet, bugün yani bir nevi tescillendi gibi aslında bu dediğimizde. Evet, evet. Herkes herkesi yenebilir bir ligdeyiz ve akıllı bir teknik heyet her maça final gözüyle bakarsa bu iş olur diyorum. Mesela Taşköprü'yü geçtikten sonra Yakşıyan'a gidecekler. Yakşıyan'daki alacakları galibiyetle, Taşköprü galibiyeti ve peşine Yakşıyan galibiyeti, Ereğli Belediyespor'un kulvarını açacak. Evet. Yani ben nereye gidiyorumu artık gösterecek. Evet. Yoksa olası puan kaybı dünyanın sonu değil, ama olası puan kaybı bir el freni olur. İnşallah böyle bir el freni istemiyoruz bölgemiz adına.
Ama dediğim gibi alınacak bu iki, önümüzdeki iki maç bizim rotamızı çizecek. Ve bu arada küçük bir anekdot. Ereğli Belediyespor tarihinde ilk kez üst üste 4 maç lige başı alıp... Ben de o konuya değinecektim. Yani hem 4 maçı üst üste kazanmak, bir de 4 maç galibiyetle başlamak. Çok ağzımdan lafımı aldın. Evet, yani bu Ereğli Belediyespor'un tarihteki tek başarısı ilk etapta bakıldığı zaman. Yani bunu Gökmen Başoğlu ve ekibi başardı. Tabii ki bu benim için şu an şey değil, her şey bitmedi. Daha yeni başlıyoruz. Hatta başladık, yeni başladık, öyle diyelim. Evet. İnşallah sonu güzel olur. Gelelim Zonguldak Spor'a. Yine Zonguldak Spor'u da yakından takip eden bir gazetecisin. Hem de kulüp başkanısın. Hem de program yapımcısın. Say evet. Bitmiyor. Bir de dernek başkanısın. Gazeteciler dernek başkanısın. Yani onları saymak da bitmiyor da. Zonguldak Spor'u nasıl görüyorsun? Ereğli'den Zonguldak Spor nasıl görünüyor? Öncelikle Zonguldak Spor'umuzu güzel sonuçlardan dolayı kutluyorum. Bir mağlubiyet içinde nazar diyorum. O nazar olsun. Ama tabii ki biz de zaman zaman duyuyoruz. İşte oyun anlamında eksik olan durumlar olduğu söyleniyor. İşte bazen futbolu beğenmiyorlar. Ama ben de şunu söylüyorum. Ben 90 dakika kötü oynayayım ama 3 puanı bana yazsınlar. Ben yöneticiyim boyutuyla bakarım. tabii ki kötü oynarken 3 puanı almak sizi yukarılara taşıyacaktır. Zonguldak Spor'da güzel bir oluşum var. Önce şunu belirtmek istiyorum sevgili stüdyodaki konuklar, değerli büyüklerimiz, değerli güzel insanlar. Bugün herkes her şey söyleyebilir. Demir ailesini ben önce kutluyorum. Neden kutluyorum? Herkes bizim camiada konuşur. İşte yok o Demirlerin takımı, yok şunun takımı, bunun takımı. Arkadaşlar, madem böyle bir babayım varsa çıksın alsın yapsın. Yıllardır bu adamlar bu zahmeti çekiyor. Yeni geldiğinde rızkını harcıyor. Evet. Yeni geldiğinde sıkıntıya saygı duymasını bileceğiz. Her şeyden önce emek verene saygı duymasını bileceğiz. Emeğe saygı. Çünkü bu insanlar iyi yapıyor, kötü yapıyor ama oraya gününü, zamanını, rızkını, cebindekini ya da başka şekilde her şeyini oraya veriyor mu bu insanlar? Veriyor. Önce bunu bileceğiz. Saygı duymayı öğreneceğiz. Tabii ki arkada gizli kahramanlar vardır. Mesela en önemli kahramanları söyleyeyim ben. Hüseyin İkinci, Selçuk Koçaklı, Ender Yüksel. Bunlar çok önemli, biliyor musunuz? Sizler çok önemli bir değersiniz. Sebebiniz hep beraber. O oyunculara moral, motivasyonsunuz. Sizler oyuncuların dışarıdaki hocasısınız aslında. İçeride hoca taktiği verir. Hoca içeride tetikler. Ama dışarıda o takımı sahiplenen bir basın. O takımı sahiplenip onlara moral veren bir basın onları bir tık daha yukarı götürecektir. Burada sizlerin de emeği yatsınamaz. İşte bunu da anlatmak istediğim şu. Zonguldak bir bütün olursa başarı kaçınılmaz olur. Evet. Her şeyi, söylemi, dedikoduyu, şunu bunu kenara bırakacaklar. Tek hedefe odaklanacaklar. Şampiyonluk. Ben Zonguldak Spor'un bunu fazlasıyla başaracağına inanıyorum. Onlar da ellerinden geleni yapıyorlar. Yönetimsel anlamda, teknik boyutta, futbolcu anlamında bu çok buradan çok net görünüyor. Ve tekrar söylüyorum. Bu başarı bir kişiye yazılmayacak. Bu Zonguldak'ımızın başarısı olacak. Evet. Yani hepimizin başarısı olacak. Dediğim gibi sizlerin başarısı olacak. Teknik heyetin başarısı olacak. Yönetim, yani başarı hepimizin. Ama olası başarısızlık da gene hepimizinse biz bir aileyizdir. Her zaman bunu savunur, bunu söylerim. Evet. Ve ben inanıyorum Zonguldak Spor bu sene haksızlıkla, altını özellikle çiziyorum, hukuksuzlukla düşürüldüğü o lige geri gelecek diyorum. Evet. Ne güzel söyledin, ne güzel söyledin. Gelelim şimdi Zonguldak Ereğli Spor'a. Birinci amatör kümede mücadele edeceğim derken kendini bir anda Terakki Spor'la birlikte Süper Lig'de buldu. Şimdi evet. Kaan Kocaman'ın takımı 3-0 üzülmez hükmen galibiyetle başladı ama dün de Terakki Spor'a yenildi ama biz biliyoruz ki Kaan Kocaman hırslı bir kişidir. Önemli bir kulüp başkanıdır. 2 tane kulübü vardır. Kaan Kocaman transferler yaparak bu takımı kümede tutacaktır. Hatta toparlanıp daha da ileri gidecektir diye düşünüyorum. Zonguldak Ereğli Spor için neler söylersin? Zonguldak Ereğli Spor için kulüp başkanı olduğun. Evet, önce şunu söylemek istiyorum Ender Bey. Hani şöyle söyleyeyim. Ben bir dediğiniz gibi birinci amatördeyim düşüncesindeydim. Evet. Ama davet geldi. Şunu da yapabilirdim.
Bugün birçok iş insanının girmekten çekindiği süper amatör lige girmiyorum derdim. Ben birinci amatörde devam edeceğim derdim. Bugün bakıyorum ismi lazım bu Ereğli'de davet aldığı halde 1 milyona yakın birinci amatörde para harcayan takımlar var ve evet, daveti kabul etmediler. Yani bakıyorsunuz birinci amatörde iyi bütçeli takımlar var. Ben de derdim ki ben gençlerime güveniyorum, birinci amatörde mücadele ederim. Evet. Ben ama onu yapmam. Benim olduğum yerde hedef olacak. Benim olduğum yerde havanda su dövme olmaz. Yani akara karşı kürek çekme. Neden? Ben süper amatöre çıkmak için birinci amatörde oynuyordum. Evet. Tamam çıkmışım, davetle çıkmışım. Kıyısından çıkmışım, köşesinden çıkmışım. Ama çıkmışım. Beni burası. Bundan sonra ne yapacağım beni ilgilendirir. Ben takım olarak genç bir takım. Tabii ki kilit 5-6 oyuncumu tutup yanlarını o koşan gençlerle. Mesela bir tane Yusuf Berber aldım. İmreniyorum çocuğa. Evet. Neden? Hırsı, azmi, bana futbola aç gençler lazım. Ben unumu eledim, emeğimi astım, cebime şu kadar koyacağım diyen gidebilir dedim. Herkes gidebilir. Hiç kimsenin önünü kapatmıyorum. Ben hedefli insanlarla hedefe yürümek istiyorum. Ya bunu buradan yola çıkarak bak şimdi hafta içi iki önemli bir genci daha kazandırmayı planlıyorum. Onun çalışmasını yapmak bekliyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Zonguldak Gelişpor Lig'den düşmeyeceğiz. Bu tarihi, bu programı kenara kaydedebiliriz. Evet. Bu kadar net söylüyorum. Allah'ın izniyle Zonguldak Gelişpor bu uğurda bu gençlerle ve Zonguldak Süper Amatör Lig'in en genç hocasıyla bu ligden düşmeyecek. Evet. Ve ben bu çocuklara sonuna kadar inanıyorum. Hele hele genç yaşında, 25 yaşında hocam var. Ve takımımda büyüdü. Hem elimde büyüdü hem takımda oyuncu olarak büyüdü. Ben sonuna kadar güveniyorum. Yok muydu takımımı isteyen hocalar? Tabii ki vardı. Çok hoca geldi geçti. Hepsi birbirinden değerli. Başımın üstünde yeri var. Ama ben bu camiaya yeni de bir hoca kazandırmak istiyorum. Mert Er gibi. Yani bugün biz burada niçin varız? Birilerini kazandırmak için benim algıma göre. Evet. Evet. Ben çocuklara şunu söyledim. Siz playoff'tan bağlı güne çıkacakmışsınız. Size kimse çıkmasın demez. Sonuna kadar. Benim bu orada ne yapmam gerekiyorsa sonuna kadar. Ama şunu söyleyeyim uzatmadan. Bu takım ligde kalacak. Ve biz sezon bittiğinde yine spor kritik programında diyeceğiz ki biz ligde kaldık. Bir kere ligde kalmayı cebe koyduk benim öngörüme göre. Onun dışında biz şimdi playoff hedefliyoruz. Önce hedefimiz playoff. Evet. Ve çok güzel. Takımım genç. Bakın Konya Spor'da oynamış, 3 yıldan beri Konya'da oynamış bir genci kazandırmışız takıma. Bugün bakıyorsunuz Yusuf Berber gibi bahsettiğim oyuncu, Kerem Dönmez gibi böyle sahada adeta topu ısırıyor, topu yiyecek diyen gençler olur ya. Bu gençleri kazandık. Benim en büyük zenginliğim gençlik. Ve ben bu gençlerle çok çılgını imza atacağım. Çünkü kimsenin güvenmediği gençlere ben güveniyorum. Tek cümle söyledim. Düşüyor muyuz? Hep beraber düşelim. Kalıyor muyuz? Hep beraber kalalım. Meselemiz bu. Yani benim dediğim gibi her ne sonuç ne olursa olsun sonuna kadar oyuncularımın ve hocamın arkasındayım. Evet. Yani benim en büyük özelliğim de kimin ne dediğiyle değil, kendimin ne yaptığıyla ilgilenirim. Felsefem bu çünkü. Gerek Ereğli, gerek Zonguldak Spor, gerekse hem kendi takımın hem ligle alakalı dolu dolu bilgi verdin. Bir gün seni bu stüdyolarda canlı yayında bekliyorum inşallah. Mutlaka. Haberleşelim. Eminim çok çok keyifli bir program olacak. Yani daha şu kısa... Daha hazırlıklı yakalayabileceksiniz o zaman. Şu an hazırlıksız halim bu. İnşallah o zaman daha hazırlıklı, daha doneli bir şekilde orada sizinle olmak ümidiyle diyorum. Evet. Programımıza renk kattın. Gerek Ereğli, gerek Zonguldak Spor'la alakalı güzel de değerlendirmelerin oldu. Sayın Kocaman çok teşekkür ederiz. Ben de inanıyorum. Çünkü ilk önce sana inanıyorum. Sonra ekibine inanıyorum. Bakmayın ki sadece 3 puan var Zes'in. Alacağı o seri galibiyetlerle beraber ilk önce ana hedef tabii ki kümede kalmak ama devamı gelecek inşallah. Ben güveniyorum benim, sana. Benim bildiğim kan... Sürpriz yapmayı seven bir başkanım, sürprizlere hazırlıklı olalım diyorum. Ben evet. Beni bildiğim Kaan Hoca ise kolay kolay bu ligden düşürmez takım. Evet, düşürmez diyor Selçuk Bıçaklı. İnşallah. Çok evet. Teşekkür ediyorum Kaan Kocaman. İyi akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Başarılar. Herkese selamlar. Allah'a emanet. İyi akşamlar hocam. Evet.
Gerçekten hem Ereğli hem Zonguldaklı yani hem şey, donanımlı. Kaan, çünkü o bir programcı, diksiyonu programcı da harika. Programcı, onu demeye çalışıyorum. Şimdi uzun sürede program yapmadığı için yani böyle konuşmayı da özlemiş Kaan Hocam. Tabii evet. Doğru noktalara imza atan biri. Bakıldığında şimdi hem Zonguldak Spor hem Ereğli Spor hem kendi takımıyla ilgili. Kaan Hoca pes etmeyen biri. Biz hoca diyoruz, başkan aynı zamanda işte. Başkan değil, hoca değil. Biz onu öyle seviyoruz. Meslektaşımız, yani meslektaşımız için. Yani böyle hem takımıyla alakalı bu kolay kolay küme düşürmez. Çünkü gençlere çok fazla ağırlık veren, seven, onlarla birlikte gezen, dolaşan, onlara fikir veren, onlara ne yapması gerektiğini söyleyen bir isim. Hem Ereğli Spor'un bu sene için hani böyle temkinli olsa da hem neden olmasın Zonguldak Spor'la ikisi birden Ereğli şampiyon olmasın bu sene. Sanki Kaan Kocaman Hoca'dan bu bilgiyi almış gibiyim aslında. İkisi Ereğli şampiyon niye olmasın mantığıyla. Şu kağıdımı verir misin? Hemen vereyim. Tamam. Şöyle yapalım. Ereğli Spor'u bitirelim. Ereğli Belediye Spor Perşembe günü Taşköprü'yle, ikinci sıradaki Taşköprü'yle oynayacak. Bugün hangi sonuçlar alınmış onlara hemen bakalım. Sinop 3-0 yendi.